Meslek lisesi öğrencileri işletmede staj yaparlar. Aslında bunun adı işletmede beceri eğitimdir ya da işletmede mesleki eğitimdir. Okulda görmüş oldukları teorik bilginin işletmede uygulamalı ve pratik olarak devamıdır. Altını çiziyorum. Bu bir eğitimdir. İşletmeleri öğrenci koordinasyonu için gittiğimizde bazı durumlarla karşılaşıyoruz. Bir kısım işletmeler olayın gayet farkındalar. Öğrenciye sahip çıkmışlar. Öğrenciyi bazı işlere yanlarında montaj olsun, arıza olsun götürüyorlar ve öğrenci atölye içerisinde, fabrika içerisinde ilgileniyorlar. Hal, tutum, hatta teknik bilgileri haricinde hal, tutum ve diğer davranışlar konusunda da bir şey olduğu zaman bizimle irtibata geçiyorlar. Bu arkadaşlar işlerini dört dörtlük layığıyla yapıyorlar ve bu arkadaşlara açıkçası çok 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 teşekkür ederim. Bazı işletmelerde iş güvenliği ön planda ve İş kazası riskinden dolayı öğrenci çok fazla atölyeden ve ofislerden çıkarılamıyor. Burada da şöyle bir durum var. Anlıyorum yani iş kazası riskini veya işte tereddütlerini arkadaşlarını anlıyorum ama illa basit işlerde atölyedeki ustanın ya da mühendisin gözetiminde öğrenciler en azından gözlemci olarak yanlarında götürülebilir. Atölye içerisindeki mevcut olan malzemelerle al çocuğum bana bu devreyi kur. Ya da işte al, eğ, bük, kes gibi bazı işlemleri en azından atölye içerisinde yaptırmamız mümkündür. Bu konuya biraz daha hassas davranırlarsa sevinirim. Bazı işletmelerde durum tam bir facia. Ne demek istiyorum? Öğrencilere, staj yapan öğrencilere asgari ücretin üçte biri verilir. İşte bu ekleri verilmemiş asgari ücret üzerinden düşündüğümüzde 550 lira gibi bir rakama tekabül ediyor. Yani öğrenci 550 lira staja gittiği zaman aylık para alır. Bu paranın eğer işletmedeki çalışan sayısı 20'nin altındaysa 3'te 2'si devlet tarafından ödenir. Yani burada işletmenin cebinden çıkan para 180 liradır. Eğer 20'den fazla ise işletmenizde çalışan sayısı, burada ise devlet bu 550 liranın 3'te 1'ini öder. Burada ise 360 lira gibi para işletmenin cebinden çıkar. Bazı işletmeler bizim stajyerleri ucuz iş gücü olarak görüyorlar. Yani işte ek ödemeleriyle 2020 asgari ücret ek ödemeleriyle falan 3000 lira vereceği bir işçi yerine iki tane stajyer alıyor. Eğer küçük işletme ise 180-180, 360 lira veriyor 3000 lira yerine. Ve bizim öğrencilerimizi bazı üretim işlerinde riski az olan kolay üretim işlerinde ucuz işçi olarak kullanıyorlar. Allah'tan korkun yani ilk diyebileceğim bu. Bundan başka bu yapılan işlem 3308 sayılı kanun ve mesleki teknik eğitim yönetmeliğine göre yani mevzuata göre yapılmaktadır ve buna göre bu işletmeler suç işlemektedir. Yani burada aleni yapılan yalan beyan veya evrakta sahtecilik gibi bir yapılan bir resmi olarak bir suçtur. Bu durumlarda öğrencileri fabrikadan alıyoruz ama bu da ayrı sancılı bir süreç oluyor. Çünkü İşte olaya fark etmemiz, ön uyarıları yapmamız Kasım ayını buluyor. Kasım ayında Kocaeli'de dahi yeni işletme bulmak bazen zor. İşletme sayısının az olduğu yerlerde bu hemen hemen imkansız. Eğer okula aldığımız zaman işte kaymakamlıktan, ilçe milli eğitim müdürlüğünden bazı izinlerin alınması lazım. Bu bir prosedür. Burada da öğrenci okula gelmek istemiyor. Diyor ki ya diyor ben diyor orada diyor ne olursa olsun diyor en azından diyor bir harçlık alıyordum. Okula geldiğim zaman bu harçlığım kesilecek diyor. Veliyle ve öğrenciyle de ayrı uğraşmak zorunda kalıyoruz. İşletmelerin bu konuya dikkat ederse, hassas davranırlarsa bu konuda açıkçası seviniriz. Sayısı çok değil. Başka bir konu anlatmak istiyorum. Sayısı çok değil ama olduğu zaman da açıkçası beni rahatsız ettiği için bahsetmek istiyorum. İşletmelere gittiğimizde insan kaynakları departmanı ya da teknik departmandan arkadaşlarla görüşüyoruz. Bizim işletmeye gitmemiz arkadaşlar tarafından angarya olarak görülebiliyor bazen. Bir işletmeye gittim. Kapıdaki güvenlikçi arkadaş insan kaynaklarındaki yetkiliyi arıyor. Telefon hafif kulağında kıyalı olduğu için şeyi duyuyorum, konuşmaları duyuyorum. Dedi ki işte okuldan dedi öğrenci kontrolüne dedi hoca geldi dedi sizinle görüşecek dedi. Karşıdaki arkadaş diyor ki ya diyor işimiz gücümüz var diyor. Şimdi diyor bu işin gücün arasında diyor bir de onlarla mı uğraşalım diyor. Of diyor falan. Yolla gelsin diyor. Gittim. Şimdi orada bir şey söyleyemedim çünkü söylediğim anda güvenlikçi arkadaş fırça yiyecek. Gittim merhaba, şöyle bir kafayı kaldırdı, şöyle bir hareket, işte evrağı uzattım, aldı evrağı.
Ondan sonra surat bir karış, imzaladı, verdi. Garip bir durum. Yani bazı yaşanmışlıklar olabilir ama herkese böyle davranmanız sıkıntı. Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Yani bizim orada bulunmamız da, sizin bizle o diyaloğu kurmanız da mevzuatlar çerçevesindedir. Eğer istemiyorsanız, ya ben bu koordinatör öğretmenlerle mi uğraşacağım derseniz stajyer almayacaksınız işletmenizde. Bunda yasal yükümlülükleri var. Bir cezai müeyyidesi var bildiğim kadarıyla, ödersiniz. Ne biz siz bizi görürsünüz, ne biz sizi görürüz. Ama bu karşılıklı yaptığımız olay bir iş. Sizin işinizin parçası, bizim işimizin bir parçası. Ha, sayısı çok mu? Çok değil açıkçası. Ama olduğu zaman da moral bozuyor. Çok güzel dostluklar kurduğumuz insan kaynakları ya da teknik departmandan arkadaşlar da oldu. Yani o işletmede bizim staj görevimiz bitti ama daha sonra merhabamız devam etti. Hatta okulumuza davet ettik. Daha sonra da bazı konularda işbirliklerimizin devam ettiği çok güzel işletmeler, çok güzel insan kaynakları ya da teknik departmandan arkadaşlar var. Bunlar harika şeyler ama hani moral bozucu bazı durumlarla da karşılaşıyor muyuz? Karşılaşıyoruz. Bu benim sizlerden ricam. Herkese teşekkür ederim.